Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Kanalımızda dikkatler ekranımızı bozsun. İstanbul'da işki Cumhuriyet'in kuruluş günü alahide hatırlandı. 1933 yılı ve 1944 yılı 12 noyabr Şarkı Türkistan'da kurulgan işki kıtımlık müstakil cumhuriyetine hatırlayış murasimi 12 noyabr İstanbul'un Zeytinburnu rayonudaki Kazıl Çeşme Kültür Merkezi zalıda ötküzüldü. Cumhuriyet günü ve şehitlerini hatırlayış faaliyetine halkara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Bölge teşkilligen bulup İstanbul'da yaşavatkan mınga yakın kişi katnaştı. Kültür merkezi zalıda yana Şarkı Türkistan tarihi ve nöbetki vaziyeti tanıştırılgan sürat körgezmesi oralaştırıldı. Faaliyet aldı bilen Abdülcelil Karim'den Kur'an-ı Kerim tilaveti bilen başlandı. Ve Türkiye Devlet Marşı ve Şarkı Türkistan Devlet Marşı kuyulgandan kin, teşkilatları bölgeye vakaleten Şarkı Türkistan Mağrib ve Hemkarlık Cemiyeti Başkatibi Abdülahad Abdurrahman İçiliş sözü kıldı. Bu sözde her yılı işki Cumhuriyet'in kuruluş gününü hatırlaştaki maksatının işki kıtımlık Cumhuriyet'ini kurup çıkan Şarkı Türkistan halkını Xitay zulümünden kurtuldurgan rehberler mücahitlerinin ruhini örnek kılıp Şarkı Türkistan'ı müstakillikka eriştiriş ruhini tikleş ikerlikini. Muhacirettiki her bir Şarkı Türkistanlığının öz mesuliyetini ada kılışı kerehlikini bildirdi. Yığılışta İstiklal Televiziyası Cumhuriyet günü üçün tayarlıgan kısqı film koyulgandan kin Türkiye Saadet Partiyası Reisi Temel Karam Oğlu, Yeni Refah Partiyası Reisi Fatih Erbakan Katarlıklarının Şarkı Türkistan Cumhuriyet günü üçün evetken tebrik namisi okup ötüldü. Arkadın Tanuri Təlim Tərbiye Merkezinin okuguçuları işçi kıtımlıq Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyetinin kurguçuları bolgan Sabit Damullan bilen İlihan Törü'nün rolünü elip, onlarının küreş tarihini kısqıca tanıştırdı. Yeni Refah Partiyası Zeytinburnu Şöbesinin Muavin Reisi İsmail Çelebi söz kılıp, Nemi üçün İslam dünyası Şarkı Türkistan'daki zulümlerine avaz çıkarmaydı deyip sual koydu. Ve Türk İslam dünyasının Şarkı Türkistan'daki zulümlerine sükut kılgallıkını tenkit kıldı. İyi Partiyası Türk Dünyası Meseleleri Mesulü Nurcahan Hastet Oğlu Hanım söz kılıp, İyi Partiyası'nın İstanbul ve Partiye merkezlerinde Şarkı Türkistan meselesi işhanesi barlıkını, her daim Şarkı Türkistan'ın vaziyetini küzütü atkallıkını, yakından beri ailesi bilen alakalışalmıgan Uygurlarının meselelerine köngül buluvatkallıkını bildirdi. Kelecek Partiyası İstanbul Şöbesi Muavin Reisi Uğur Avni Başarırmı söz kılıp, Palestin ve başka yerdeki zulümlerine karşı avaz çıkırıp, Şarkı Türkistan'ı unutuğan devlet ve taratkularını ayıpladı. Ondan başka Hür Dava Partiyası İstanbul Şöbesi'nin Muavin Reisi Şarafettin Güley, Yesevi Alpireller Vahbi Reisi Kürşat Mican ve Yunus Güngür Yavuz Arıslan Katarlıklar söz kılıp, Şarkı Türkistan halkının baş egmeyi devam kılıvatkan müstakillik kürüşünü mahtıdı ve ilham verdi. Arkadan Şarkı Türkistan bayrağı ve iznahları katılgan herbi formularını kiygen, Stuk Burakhan Oğullar Kursi okuqçileri bilen Hira Uyghur Mektibi okuqçileri askerlerinin paradın ötüş numarını orındıdı. Paradın kiyin Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversite okuqçisi Doktor Alimcan Boğda, 1933 yılı kurulgan Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin kuruluş deryanı ve aldı keyindeki muhim vakalarını tanıştırdı. Bulupma Cumhuriyet'in Şarkı Türkistan'ın her kaysi caylarıdaki nurgun gruplarının birleşişi arkalı kurulgalıkını, bunun ügündüğün nurgun terepleri barlıkını tekitledi. Arkadın Mağarip Cemiyeti'nin Zeytinburnu Kur'an Kursi okuqçileri Şarkı Türkistan'ın devlet girbi ve bayrağını tanıştırıp, Şarkı Türkistan müstakillik kürüşünün nişanını namayan kıldı. Ve Sutuk Burakhan Kızlar Kur'an Kursi okuqçileri vatan sövgüsü hakkında şiir deklamasiya kıldı. Arkadın 7 kız okuqçı 7 kıl tılda Şarkı Türkistan'ın Cumhuriyet gününü tebrikledi. Arkadan Şarkı Türkistan İnsan Hakları Küzüti Cemiyeti Başkatibi Nuriddin İzbasar 1944 yılı kurulgan 2. kıtımlık Cumhuriyet hakkında toxtaldı. O sözde Xitayning bastırışına karşı kozgalgan mücahitlerinin adli kuralları bilen Xitayning şundakla Ruslarının muntizim koşunuğa karşı tinini kalgan kılıp, kısqa vaqtda Şarkı Türkistan'ı müstakil kılganlıkını, Şarkı Türkistan halkının Xitayning küçüden korkmasızlığı kerehlikini, Xitayni çoğun mağlup kılgılı bulduğalıkını sözlep ötti. Ve Şarkı Türkistan yeni nesil hareketinin İbrahim Siddiq Er Emes namlıq şiirini deklamasiya kılgandan kin, Şarkı Türkistan yeni nesil hareketi reisi Abdusalam Teklimakan işki Cumhuriyet'in kuruluşida yaşlarının rolü temisi da söz kıldı. O yaş sahabelerinin iş izlerini, şundakla işki kıtımlıq Cumhuriyet'in kuruluşiga zor töhpe koşkan yaşlarının hayatını misal keltiriş arkalıq, növetteki yaşlarının Şarkı Türkistan müstakillik kürüşüdeki vazifelerinin eğir ikerlikini tekitledi.
arkadan Şerqi Türkistan yeni nesil hareketi Şerqi Türkistan'ın vaziyetine tanıştırış üçün yakında uyuşturgan köçe ziyareti kısa film işleş müsabakası da neticeye erişkeler mukapatlandı. Müsabakada birinci derecelikke erişken Ömer Faruk Arslan 5000 lira mukapatını tapşırıp aldı. Faaliyette yine Şerqi Türkistan Ölümalar Birliği'nin reis vekili Mahmutcan Damullam söz kılıp, Şerqi Türkistan'ın müstakillikı yoluda şehit bolganlarının katta ecirge erişkerlikini, bu yolda hayırlı kılgallarının ahirette azapka, dünyada halka kaldıgalıkını, Şerqi Türkistan halkının bu yolda ümit var buluşu kerehlikini bildirdi. Faaliyette yine Türk nakşçı Bunyamin Aksüngör Canan Uyku'da, acil, uçuraşkanda katarlık vatan millet küylengen Uygur nakşlarını orundidi. Cemaat erbabı Abdülkadir Yapcan söz kılıp, Xitay'nın Şerqi Türkistan halkıya umumiyizlik erkek kırgınçılık yürgüz vatkan bolsun mu, ama ecdatlardan kalan müstakillik iradesini herkes sundurmaydıqalıqını, öz hayatını taktım kılalaydıqan pidakar evlatlarından tohtuma yetişip çıkvatqalıqını, Xitay'nın çokun mağlub bulduqalıqa şek şübhesiz işiniş kerehlikini təkildi. Arkadan Adalet ve Terakkiyat Partiyası'nın sabık parlament azası Profesör Doktor Celal Erbay söz kılıp, aynı vaktikige siliş turganda Şerqi Türkistan davası sipinin kündin künge küçeygelikiden ümit var bolgalıqını. Şerqi Türkistan davası terakki kılgan şunda muhim bir payette, itibahlıq ve hemkarlıqnın tulumu muhim ikelikini, bölünüşnün çokun mağlubiyetke apırdıqalıqını təkildi. Bu kıtımlıq Şerqi Türkistan Cumhuriyet günü hatırlaş murasimi ahırda Şerqi Türkistan Ölümalar Birliği azası Niyaz Damullam'ın yetişçilikide Xitay'nın halakiti ve rehimsiz bastırışlar astıda ezilvatkan Şerqi Türkistan halkının azatlıqa erişişi üçün kılgan duası bilen ahırlaştı. Uxşaşla 12. noyabr keşte Türkiye'nin Konya şehirde Sutuq Burakhan İlim ve Medeniyet Vahfi Şöbüsü'nün teşkilişi bilen Cumhuriyet günü hatırlandı. Konya'da yaşavatkan Uyghurlar katnaşkan mezkur faaliyette işki kıtımlıq Cumhuriyet'nin kuruluşu tarihi ve onun ehmiyeti tanıştırıldı. Şundakla üsmürler tayarlıgan numurlar orundaldı. Ve Türkiye'nin Kastamonu şehirde faaliyet kılıvatkan Şerqi Türkistan yeni nesil hareketinin azaları ve yaşlarının teşkilişi bilen Kastamonu'daki Uyghurlar Xitay'a karşı namayiş ve bayanat elan kılış faaliyeti arkalık Cumhuriyet gününü hatırladı. Ondan başka dünyanın her kaysi caylarda işki Cumhuriyet'in kurulgan güne okşumagan usulları bilen hatırlandı. Cümleden 13. noyabr Angliya'nın London ve Manchester şehirdeki İslami teşkilatlar ve Uygurlar birlikte kent külemlik namayiş ötküzüp, işki kıtımlık Cumhuriyet'in kuruluş gününü hatırlayan hem de Xitay'a karşı bayanat elan kılgan. Bayanatta Xitay'ın Uygur Müslümanlarının itkadını, barlık ibadetlerini çekleş kılmışı, Uygur Müslümanlarına kartılgan kırgın kılı cinayeti kılmışlarını eyipligen. Belgiye'de yaşavatkan Uygurlarımı Belgiye Uygur Cemiyeti'nin teşkilişi bilen işki Cumhuriyet'in kurulgan gününü tebrikligen. Şundakla Belgiye hükümetinin kolluşu bilen, Belgiye paytaxtı Brüssel'deki simvollu kuruluş atomiyum munarımı kök renge boyalgan. Birneç gün ilgiri Paris şehri başlığı An Hidalgo Twitter supsida Uygurlarını kollaydıqalıqını bildirip, Paris şehirlik hükümet binası 12. noyabr Şerqi Türkistan bayrağının rengide yoğurtulgan. Ondan başka Avrupa Uygur İnstitutu'nun küş çıkışı bilen, hükümet binasının temidiki çoğun ekranına Uygurlarına erkillik diken xatlar körsütülgen. Biden bilen Xi Jinping sırlıq görüşmekçe. Amerika Prezidenti Joe Biden bilen Xi Jinping sırlıq görüşüp, iki taraf münasibeti haqqıda söhbetleşmekçe. Türkiye Avazı Radyosu'nun haberde bildirilişçe, Aksaray bayanatçısı Cinsaki Amerika Prezidenti Joe Biden bilen Xi Jinping'nin 15. noyabr sırlıq görüşüdüğalıqını, uçuruş işte ikisinin Amerika bilen Xitay otursudaki rekabet ve hemkarlık sahaları haqqıda müzakirleşüdüğalıqını tekitlep, uçuruş işte Prezident Biden Amerika'nın niyeti, muhim hizmet gün tertipleri ve Xitay'a karta endişelerini samimi halda uçuk aşkarı halda oturğa koydu diyen. Amerika bilen Xitay otursudaki sürgülüşeş yakınki mezgillerde Şerqi Türkistan, Tayvan ve Hong Kong meseleleri sebeplik tıxımı küçeygen bulup, Xi Jinping muşu ayının başlarında Şotlandiya'nın Glasgow şehirde ötküzülgen klimat başlıklar yığınığa katlaşmaydıqalıqı üçün Biden Xi Jinping uçuruşu işe aşmağan idi. Aksaray bolsa bir neçe aydın buyan Biden bile Xi Jinping'nin 2022 yılından burun torda sırlıq görüşüdüğalıqını uda jakalavatkan bolsa mı, ama uçuruşuş vaxtı doğrusu da tepsili məlumat bermegen idi. Dünya Uyghur Kurultiyinin Vekiller Kurultiyi çıxta davamlaşmaqda. Dünya Uyghur Kurultiyinin 7. növetlik umumi Vekiller Kurultiyi Çıx paytaxtı Praga şehirdeki Grandior Mimahansıda davamlaşmaqda. 11 noyabr başlangan kurultayda Amerika Xalqara Dinli İşlar Komitetinin muavin reisi Nuri Türkel, Fransiya parlamentinin azası Frederik Duma, Avrupa parlamenti azası Markita Grigoriva, Kanada parlamentinin azası Samir Zubayri,
Türkiye parlamentinin azası Ümit Yardım Qataraqlar söz kıldı. Umumi yığınğa Türkiye'den teklifke binaen Xalqara Şerqi Türkistan Teşkilatları Bölge Reisi Hidayetullah Oğuzhan ve Şerqi Türkistan Ölümalar Bölge Reisi Doktor Ataullah Şahyar iştirak kıldı. Hidayetullah Oğuzhan tünöygün kurultayda söz kılıp, aldı bilen barlıq Şerqi Türkistan xalqının Cumhuriyet gününü tebrikledi. O nutqıda Şerqi Türkistan xalqının öz müstakillikini kolga keltiriş yoluda Xitayğa karşı küreş iradesinin müstahkem ikelikini, Xitay Şerqi Türkistan xalqını yoqtış üçün qandaq vasitini işqa silişinin qat'i nazar Şerqi Türkistan xalqının birdenbir talışı bolğan müstakillik meydanından yanmaydığını bildirdi. O sözü de yana Şerqi Türkistan xalqının növette irqi qırğınçılık, assimilasiya qilinish vaziyatga duch kelganligini, Xitoyning Sharqiy Turkistonda ijro qilayotgan bostiruvchilarning BDTda bekitilgan irqiy qirg'inchilik o'lchamiga tushadiganligini, xalqaro jamiyatning buni tunib yetganligini, Xitoy jinoyat qilmishlarini endi yoshirib bo'lmaydiganligini ta'kidladi. Qurultayning ikkinchi kuni jazo lagerlari shahidlarining guvohliklari, Xitoyning Sharqiy Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatining faktlari, Xitoyning javobgarlikka tortish masalasi, Xitoyning xalqaradagi xiris va tahdidlari qatorliq temalar muhokama qilindi. Elge tunulgan shoir Muhammadjon Rashidin vafot bo'ldi. Uyghur şiiriyetinin peşvalarından biri bolgan danlıq şair Muhammadjon Rashidin bugün vafat boldı. İctimai uçur vasitalarda tarqalgan uçurlarda məlum bolışça, köplügen şiirleri bilen Uyghur xalqının hürmetige erişken, danlıq şair Muhammadjon Rashidin bugün 81 yaşında vafat boldı. Muhammadjon Rashidin 1940 yılı 19 iyun Gulja nahiyesi Anar yüzü yezisida dehqan ailesida dünyaya kelgen. Tuluqsız utturni şu yezida tügetkenden ken 1955 yıldan 1958 yılgıca sabıq yezi igilik texnikumda okuğan. Okuş bitirgenden ken 1968 yılı 7 aygıca Çapçal nahiyesi Gulja nahiyesi Anar yüzü yezilik utturu mektepte hizmet kılgan. 1968 yılı atılmış medeniyet zor inqilabının ziyankeşkiye uçurup, 1982 yılığa kadar türümede yatkan. 1982 yılının ahire akılınıp çıkıp, Gulja nahiyelik birinci otur mektepte til edebiyat okutucusu ve ilmi müdürü bulup işleyen. 2003 yılı 3. ayda dem ilişki çıkan. Muhammadjon Rashidinning adabiy ijodiyati 1958 yıldan tartib başlangan bulup, 1000 parçadan artıq şiir, 20 parçadan artıq hikaye, povest ve eslimilerini elan kılgan. Bulupmu 1980 yıllardan keyin şair ijodiyatidan mol husulluq devrini kütüp olgan. Muhammadjon Rashidinning bu ijodiyatları Kakkuk Gülü, Yıllar İzi, Künler Albumi, Ana Yer Kasidisi, Ömür İlhamları, Hayat degen manuşu, Ana Tağlar degen namlarda toplam kılınıp neşir kılıngan. Muhammadjon Rashidinning şiirleri tilinin amubablıqı, turmuşqa yıqılıqı bilen xalıqnan suyup okuşuğa müyesser bolgan bulup, köplügen şiirlerini naqşi teksti kılıp okuğan. O ayrım-ayrım halda 3 kıtım Tanırtaq Adabiyat mukafatıga erişken. Merhum şairinin musibet xabiri tarqalganınken, muhacirettiki Uyghur xalqını qattı qayğuğa saldı. Uyghurlar ictimai taratqularda türlük usulları bilen merhumğa təziye bildirişdi. Şerqi Türkistan Akhbarat ve Medya Cemiyeti Heyeti Türkiye Akhbarat Cemiyetini ziyaret kıldı. Şerqi Türkistan Akhbarat ve Medya Cemiyetinin bir heyet, Türkiye'de faaliyet kılıvatkan Xalqara Tor Akhbaratı ve Jurnalistler Cemiyetini ziyaret kıldı. Şerqi Türkistan Akhbarat ve Medya Cemiyeti Reisi Abdulvaris Xotan'ın yetekçilikideki heyet, bugün Xalqara Tor Akhbaratı ve Jurnalistler Cemiyetini ziyaret kıldı. Heyetini Cemiyet Reisi Cesim Yener İşhanısı da kütüp aldı. Heyet ziyaret devamında Şerqi Türkistan'ın növetki vaziyetini Xitayning Şerqi Türkistan'da icra kılıvatkan cinayi kılmışlarını tanıştırdı. Arkadan Şerqi Türkistan Akhbarat ve Medya Cemiyeti devamlaştırıp kılıvatkan akhbarat ve teşviqat sahasındaki hizmetler hakkında malumat verdi. Cesim Yener Efendi Cemiyeti'ye teve barlıq akhbarat teşkilatlarının Şerqi Türkistan meselesine münasuvetlik planlar ve programlarda özüre hemkarışıdığalıqını, bu hizmetlerine kılışka her vakit teyar ikerlikini bildirdi. Ziyaret ahırda heyet Cesim Yener Efendi'ye Şerqi Türkistan devlet girbe çüşürülgen levhe tahtisi takdim kıldı. Afganistan'daki bir camide bomba hücumu yüz verdi. Afganistan'ın şerqideki Nangarhar ülkesinin Sepingar rayonundaki bir camide cüme namazı cereyanında yüz vergen bomba hücumunda 2 adam kaza kılıp 15 adam yaralandı.
Türkiye Avaz Radyosu'nun haberde bildirilmişçe, Taliban dairelerinin bildirilmişçe, Spingar nahiyesindeki Tirile camisinde cüme namazı esnasında partlayış yüz bergen. Dastlabki ma'lumotlarga asoslanganda 2 kişi kaza kılgan, 15 kişi yaralangan bulup bazı yardarlarının ahvali ağır iken. İgilinişçe, bomba caminin mumbirge oralaştırıp koyulgan denkin partlatkan bulup, hücumdan cevapkarlığını tıkıça hiç kim öz üstüge almagan. Jammu Keşmir'de tokunuş yüz berdi. Hindistan'ın Jammu Keşmir rayonunda bihatalik kısımları bilen karşılık körsetküçüler otursa da tokunuş yüz berip, 3 karşılık körsetküçü jeniden ayrıldı. Hindistan vakti gizite Gulgam rayonuna karşılık Çavalgam'da 2, Srinagar'da bir karşılık körsetküçünün hayatından ayrılganlığını haber kılgan. Jammu Keşmir sahçı daireleri Srinagar'da öldürülgen karşılık körsetküçünün vaka payda kılışka hazırlanıvatkan bir adam bomba ikenlikini, onun 2019 yıldaki 44 askerinin ölümünü keltirip çıkarğan terörlük hücumunu sadır kılış bilen ayıplanıvatkan cinayet gumandarının tukunu ikenlikini ilgiri sürgen. Ama bu haqta başka tepsilatlar aşkarlanmagan. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kadar bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ayetki haberimizi görüşürüz. Sizlerine Cenab-ı Allah tapşırımız. Şuna kadar program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eydim. Selamun aleyküm ve rahmetullah.